Benim şimdi lakabım Baykuş Ahmet. Öyle biliniyorum ben bu camiada. Gençlik yıllarımda, öğrenciliğimden başlayan bir şey bu. İstanbul'da bir üniversiteye gitmiştim. Okulun amblemi Baykuş'tu. İlk tanışmam odur. Onu önce yakama takmıştım, rozet olarak. Sonra işte kafama taktım diye anlatıyorum genelde sohbetlerde. Tutkuya dönüşmesi, daha çok koleksiyona dönüşmesi, yine Ankara'ya geldiğim 1986 yılında bir başka koleksiyon beni şey yaptı, tetikledi. Yoksa ben normal o zamana kadar hani böyle seviyorum tamam Baykuş formu falan, ama bir vitrinde gördüğüm 125 parçalık bir koleksiyon birden böyle hani şimşekler çaktırdı. Onlarca, yüzlercesi bir arada olduğunda böyle sizi kendine çekiyor. Bende de öyle oldu. Sevdiğim bir objeyi, Baykuş objesini, bir mağazanın vitrininde böyle 125 tane görünce yani falan dedim. O tabii o zaman işte ciddi bir tutkuya dönüştü bende. Ben de evime işte 5-6 falan o civarda, bilemediniz 10 tane farklı malzemelerden Baykuş objesi koymuştum İstanbul'da bekar öğrenci evinde. O şeyden sonra, o ciddi anlamda koleksiyonu gördükten sonra ben de yani karar verdim, milat diyorum ben ona hep. Ben de Baykuş objelerini profesyonelce toplayacağım, peşine takılacağım dedim. Baykuş'u da ben hani anlamaya çalışıyorum. Yani niye böyle bir üniversitenin amblemi olmuş, sonra hep kitabın üzerinde falan bir takım figürler de görüyorum ama toplumda da bir şey oluşturulmuş. Baykuş uğursuz falan diye toplumumuzda anlatılıyor ya, işte evinize, damınıza konarsa ölen olur falan o evden. Kimsenin bakışları, ürkütücü bakışları biraz insanları korkutmuş. Hani bir çelişki de var. Bu kadar tukaka edilen şeyin hani yüzlerce, binlerce çeşidi var. Her türlü malzemeden. Ya burada bir terslik var falan. Bize yanlış şeyler söylüyorlar. Bizi kandırıyorlar. Tabii dışlanmış olması da bana cazip geliyor. Şimdi Baykuş diğer kuşlardan farklı. İnsan gibi, gözler önde. Beni de çok etkiliyor. Tabii bu geçen sürede araştırdığımda, tabii Baykuş'la ilgili bir sürü bilgiye ulaşıyoruz. Eski Yunan'da akıl tanrıçası Athena, onun simgesi. Bilgelik sembolü. Sonra öğrendim ki bir yığın eğitim kurumları, bakın yurt dışlarında. Felsefe dernekleri. Kütüphaneler, kitap evleri sembol olarak Baykuş seçmişler. Yani güzel, özel, farklı bir kuş Baykuş. Öyle. Her yeri geziyorum. Çöp tenekeleri de dahil olmak üzere. Bit pazarları, antika pazarları, bütün dükkanlar, her türlü dükkan. Tabii bu arada
tedarikçiler de oluşuyor doğal olarak. Örneğin yine burada tanıştığım genç bir arkadaşım şey dedi, abi ben yurt dışında yaşıyorum. Senin için bit pazarlarından baykuş objesi toplayayım mı? Tabii sevindim. Ya şurada bir baykuş var dedikleri zaman işimi gücümü bırakıp koşturup gidiyordum büyük bir heyecanla. Bir gün bir bayanın sinirli bir telefonuyla karşılaştım. Fırça atıyordu bana hanımefendi. Niye bütün baykuşları alıyorsun? Bu nasıl bir şey? İşte bize de bırak, biz de biriktiriyoruz falan dedim. O yıllarda ben de tabii yeni başlamışım. Haber geliyor bana, bilmem nerede baykuş var. Baykuşu almaya gidiyorum. Satıldı diyorlar. Böyle 3-5 sürekli başıma aynı şey geliyor. En sonunda sormaya başladım. Hani kim biriktiriyor bu baykuşları? Niye hepsini birden alıyor falan? Derken işte tanıştık. Öyle dostluğumuz başladı. 10 yılı geçti belki de. Bence en büyük koleksiyoner Ahmet bu konuda. Çünkü ben 1000 baykuşa ulaştığımda Ahmet'te herhalde benim 3 katım baykuş vardı. Şimdi koleksiyonum 3 grup. Birinci grupta benim satın aldıklarımla oluşan bir zenginlik. Her yerden, her dükkandan, eskici, antikacı, bit pazarı, oyuncakçı, kırtasiye, gümüşçü falan. İkinci grup kendi yaptıklarım var. Dönem dönem hızlı ve yoğun çalışıyorum. Üçüncü grupta eşimin, dostumun, arkadaşlarımın bana hediyeleri var. En değerleri onlar. Yani manevi değeri var. Beni düşünmüş ve almış, getirmiş, taşımış, yük etmiş falan. Hani seni düşünerek aldım falan. Bu tabii manevi anlamda en değerlisi o. Maddi anlamda da benim yine çok paralar verip aldıklarım var. Ulaşamadıklarım var. Paramın yetmediği, yıllarca beklediklerim var falan. Ama sonunda bir şekilde ulaştım. Objelerle işte bütünleşmek, onlara dokunmak, sevmek, onlara kimler, hangi usta eller dokunmuş, nasıl yapmışlar, nasıl üretmişler. Bunlar güzel şeyler tabii. Yani yaşamımızda bunlarla da doldurmamız gerekiyor. Yani yoksa hayat çok böyle dümdüz gider.